En güzel cevap abiden geldi. Bu zamana kadar yapamadık. 3 günde ne yapacağım diye. Seyircilerimizden gece grubu yerini aldı mı? Evet aldı. Seyircilerimizden gelen 3 gün kalsa ne yaparsınız dedik. Kağıt soruları. 3 günlük ömrünüz kalsa ne yapmak istersiniz? Sıla'ya sarılıp öpmek isterdim demiş bir arkadaşımız. Bize de mi 3 gün demiş. Birinci gün Galatasaraylı futbolcu ve basketbolcu kim varsa camiadan helallik alırdım demiş. Bir günü Sıla ile geçirmek isterdim demiş. Üçüncü günde yazmış söylemeyeyim. 3 günlük ömrüm kalsaydı Beyaz Show'da ne işim olurdu? Hacca giderdim yazmış. Birinci gün Sıla ile tanışmak, ikinci gün Sıla ile tanışmak, üçüncü günü yine okumayayım. Evet. 3 günlük ömrüm kalsa full kredi çeker hepsini harcardım. Okulu bırakırdım demiş. Allah'ım beni affet diğerlerine ne halt edersen et derdim. 3 günlük ömrüm kalsa hemen bir sevgili yapıp balayına çıkarım sonra aldatırım. Hayatımda hiç aldatmadım içimde kalmasın demiş. Abime kafa atardım demiş. Oturur LYS'ye kasardım demiş. 3 gün boyunca uyur öbür tarafı uykumu almış bir şekilde giderdim. Bütün devamsızlıklarımı kullanırdım demiş. Süper. Odamı toplardım anneme ayıp olmasın demiş. Fener maçına giderdim ne yapayım demiş. Ya. Hocam. Fenerbahçelisiniz öyle zannediyorum. Ne diyorsunuz ligdeki durumumuza? Ligdeki durumumuz iyi yani iyi bir durumdayız. Tamam şampiyon olacağız ama çok mutlu değiliz açıkçası. Evet Aziz Yıldırım'a yüzündük evet, gerçekten yani Aziz Başkanımızın tekrar bir içeri girme durumu var. Ama biz bu süreç içerisinde yalnızca Fenerbahçe için değil, tüm Türkiye için, adalet için, adil yargılanma istiyoruz. Bunun için de herkesi göreve davet ediyoruz. Evet, tebrik ediyorum. Aziz Başkan'a da buradan selamlar, hürmetler, çok severiz, çok sayarız. Slogan almış parçam var mı tribünlerde? Söylenen parça var mı tribünlerde? Var, aslan gibi var. Üzüme evet. Sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Oh can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Peki bu küfürlü mü yoksa normal mi? Yok aynen böyle söylüyorlar, Galatasaray tribününde söylüyorlar. Galatasaray tribününde söylüyorlar. Senin var mı futbolla mutbolla aran herhangi bir şey? Senin yok, senin neyle aran var ya? Sen bayağı anneliği seviyorsun. Seni anne yani olmak. Senin derdin anne olduğunu rahatladın yani. Valla rahatladım. Olayım buymuş. Tuğba Ünsal'la ilgili bunları biliyor musunuzlar var. Hemen onlara biraz bakayım. Küçükken o kadar paylaşımcıymış ki eline çikolata verildiği zaman başkasına ısırttırmadan yemezmiş. Çok güzelmiş. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasında ailesinden gizli katılmış ve babası çok... Aileden gizli... Bu yarışmalara nasıl katılınıyor ya? Yani çıkacağı... Aileden gizli değil. Benim de haberim yokken fotoğrafçı fotoğraflarımı gönderdi. Aileden gizli olur mu? Bit kadar kızım o yaşta yani. Peki ona... babana söylemedin mi? Yani fotoğrafçı göndermiş katılacağım izin veriyorsa da. Tabii ön elemeye geçtikten sonra bize haber verdiler. Dediler ki yarışmaya gelebilirsin. Sonra tabii bir aileden izin alma faslı oldu. Sen de İzmirli miydin? Evet. Evet İzmirli. Arkadaş İzmir'e bak ya. Vallahi bütün güzel kızlar, başarılı kızlar. 5 yaşında okumaya başlamış, 1. sınıfa vermişler. Yaşı küçük diye... Çocuklar ya, güzel mi sohbet orada, biz de gelelim. Şaka yapıyorum, sohbete devam edin. Bir de bozuldular diye. Dicle Üniversitesi de burada. Ne? Ha, Düzce Üniversitesi, pardon özür diliyorum, özür diliyorum. Pardon. Pardon abi, özür diliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.